Paran var, altının var, bileziğin var ama banka dolu paran olsa ne edeceksin? Huzurun olmadan boş. Şimdi çok şükür hep kazandık, şey ettik. Çoğu çocuk yok, bakalım Allah sonumuzu çarptırmasın. Evet, insan evladı olmasını ister. İstemez değil herkes. Ama olmayınca ne edeceksin? Allah'tan oluyor işte. Ben Burdur'un Azize köyünden Ali oğlu, Havana oğlu Şükrü Acar'ın. Azize köyünde doğdum. 1941'de doğmuşum. O zamandan bu yana bu köyde ikamet etmekteyim. Babam dermencilik yapmış. Su değirmeni döndürmüş. Ondan sonra ayakkabı tamir ederdi. Ayakkabı tamirciliği yapıyordu. Sonra imam oldu. Bu köyün mescidi vardı şurada. Orada 6-7 sene imamlık yaptı. Ondan sonra Erikli köyü var karşıda. Oraya gitti, orada imamlık yaptı. Benim gençliğim işte ilkokulu okudum. İlkokuldan sonra davarımız vardı, davar güttüm. Askere gidesiye kadar davarımız vardı. Bizim köyde eskiden davar koyun çoğuydu. Yaylıya aşardık. Mayıs'ta yaylıya aşardık. Ağustos'ta Beriye'ye aşardık. Bu dağın arkasına giderdik yaylıya. Orada iki ay durduk. Ondan sonra bu yüzde, dağın bir yüzüne gelirdik. Orada oraklar bitti mi, harman kaldırıldı mı, ovaya inerdik. Bizim köy yörük olaraktan kurulmuş. Ben Burdur Kapaklı köyünden Safiye Günü'dü benim kızıka soy ismim. Babam öldüğünde ben 12 yaşında bir çocuğuydum. Çocukluğumun ilerisini fazla bilmiyorum. 5. sınıfı 12 yaşında bitirdim. Babamı kaybettim. Babam öldü. Ondan sonra annem tabii kaldı. Bir kadın nereşesin evlenmedi. Biz 3 kardeşiydik. Babam sağlığında kız kardeşimi gelin etti. Abimin de 3 oğlan vardı. Onun kölgesinde olduk, yaşadık. Tabii abim hepimizin büyüğü ya. 3 tane çocuğu vardı onların da. Benden 3-4 yaş büyüktür bu çocuklar. Küçüktür. Hı. Annem tabii gencide bir kadın nereye gider? Böyle emeklilik mi var? İleşberlik şeyine abimle bir evde yaşadığımız için abimin sayesinde o bunun şeyinde olduk. 2 büyük nimetim var. Biri ana, biri yârim. İkisine de hürmetin var. Birin anam, biri yârim, yârim. Ben burada Kapaklı köyünden geldim. Yerde Kapaklı köyü var ya, oradan buraya gelin geldi bu. Görmedik ki nikaha görürsüye kadar, kayda varasıya kadar bu beni görmedi, ben bunu görmedim. Ben bir köydeyim, bu bir köyde, nerede karşılaşacaksın? Amcam beni götürüp getiren eğitmen dedim ya amcam, burada çocuk okuturdu da bu da onun kalebesiymiş. İşte o çöp çatan çatacak derler, nasip olacağın da oluyor. Şimdi o nasıl oldu biliyor musun? Ben zebzecilik yapıyorum. Erikli köyüne vardım. Orada rahmetlik oldu bir yörük aşama derdik. Bir kadın vardı.
Bana dedi Şükrü seni döveceğim ben dedi. Niye dedim ben? Evlenmiyorsun dedi. Buldum da almadın mı dedim. Bul alayım dedim. Şükrü dedi bir yerde bir kız var dedi. Ben bir gideyim bir görüşeyim. Sana cevap vereyim dedi. Aşama dedim haftaya yine geleceğim ben. Haftaya senden söz alacağım ben dedim. Gitmiş bunun anasına demiş ki. Azize köyünde Dermancalı'nın Şükrü diye biri var. Senin kızı ona isteyecekler demiş. Öyle deyince işte emmim dediği, eğitmen dediği var ya ben demiş ağama bir tanışayım. Evvel ağam derlermiş ya. Ona göre cevap vereyim demiş. Varmış anası rahmetli emmisine demiş Azize köyünde Dermancalı'nın Şükrü diye biri var benim Safiye'yi isteyeceklermiş demiş. Hiç durma ver demiş. O benim talebem demiş. Şükrü'yü ben bilirim demiş. Öylelikle oldu. Nasıl? Yani görücü usulü desek öyle bir şey oldu işte. Yani ben bunu görmedim. Bu beni görmedi. Kayıda vardığımızda o zaman. Kayıda vardığımızda görüştük. Şimdi 65'te babam öldü. Ben 79'da evlendim. Şimdi şey etmeyelim, burada biraz kızlara dünür yolladım ama bana dünürlük işleyemediler. Yani gittik geldik olmayacak, gittik geldik olmayacak, olmayacak denildi. Ben 79'da evlendim gari. İşte o erikli aşama olmasa yine belki evlenemeyeceksin. Memnunum. Daha hiç sen de öylesin demedi. Birbirimize sen dedirmedik birbirimize. Bu ökeleştirme ben çıkıp giderim. Ben ökeleştirme çıkar giderdi. İşte öyle hoş, çok hoşgörülüydü. Ben de sakinedim. Hadi evdine kızmaz. Hoşgörülü olacaksın, kanaatli olacaksın. Ya insanlar her şeyi yapabilir. Ama hoşgörülü olmadın mı evde her gün dıgırtı çıkar. Şimdi bu bir şey dese ben duymazlıktan gelirim. Ben bir şey desem bu duymazlıktan gelir. Hiç dıngırtı çıkmaz. Dıngırtasan söylesen yine aynı bir sofraya oturacaksın, yüz yüze bakacaksın. Düşünmüş olsun değil mi? Allah öyle öyle geldik, öyle geçirsin gari. Memnunuz, memnunuz. Allah'a çok şükür. Kendi düğünümüzü, kendi düğününü kendi etti. Vardı da yoğdu da bu da düğünüm olduğumuzda hiç ellerin kat kat eşya vardı. Ya ben niye almadım ya sen niye etmedin? Hiç şey etmedim. Şimdi bu da söylemez ay bulacak ya fırın yapalım dedi bu fırın yapacak. Ben kolumda bileziklerim sıyırdım verdim. Boynumda altınım vardı onu da verdim. Annem bir evvel kızlığa şey verdi bir düve verdiydi. Onun parası niye için burada bakamayacak onu da sattım. Onu da verdim. Sen ben dediler senin aklına yani adama öyle bilezik para verilir mi dediler. Ne olur olmaz. Verdim. Olmadı fırın. Şimdi kalktı o altınla mı dedi. Bilezikle mi dedi. Mutluyuz birbirimizden. Ne olacak? İşte ne demiş evveli biri. Bereketini mi alayım demiş. Dirliğini mi demiş. Bereketimi al da dirliğimi alma demiş. Neden demiş. Dirliğin olduğu yerde bereket olur demiş. Dirliğin olduğu yerde hepsi oluyor. Allah hepsini verdi. Helalından versin. Az olsun, tatlı olsun, sinirinle olsun her şey. Nasıl methedeyim sevdiğim seni? Nasıl methedeyim sevdiğim seni? İstanbul Bursa'yı değer gözleri. İstanbul Bursa'yı değer gözlerim. Arasam bulunmaz ruh-i revanım. İzmir'i Konya'yı değer gözlerim. Arasam bulunmaz ruh-i revanım. İzmir'i Konya'yı değer. Amelecilik yapıyordum ya.
Zebzecilik, amelecilik. Zebzecilik yaptım, amelecilik yaptım. Yani orman dairesinin telefonatı vardı. Bucağa doğru onları çektik. Petrol arama yapıldı, sondaj vuruldu. Oralarda çalıştım. Ondan sonra zebzecilik yaptım. Zebzecilikten sonra çalgıcılığa geçtim. Davul, zurna, saz çaldım. Düğünler ettim 25 sene. Kendim isteğe bağlı Bağkur'a kaydolduydum. Sonra sigortam çıktı. Sigortaya atladım isteğe bağlı. Oradan emekli oldum. Çorumuz çocuğumuz yok diyorsun. Cenab-ı Allah vermedi diyorsun. Ne içeceksin şimdi diyorsun. Her şey var. Paran var, altının var, bileziğin var ama banka dolu paran olsa ne içeceksin? Huzurun olmadan boş. İndirdik çok şükür hep kazandık, şey ettik. Çoğu çocuk yok bakalım Allah sonumuzu çarptırmasın. İsterdik de yani o tedavi olduğu bilmedik biz. Tedavi olsan da olmuyor dendi, olmadı. Her şeyde hayır diyeceğiz, hayır dileyeceğiz. Allah'ıma diyorum büyük konuşma konuşmadım diyorum. Rabbim sen yarattın, sen gözetle gari diyorum. Başka ne diyeyim? Hani sen yardımcım ol dedim Allah'ıma dedim. Rezil etme orta yerlerde süründürme diye. O her şey Allah'tan. Yani sen ben şunu yaptım böyle ettim diye şey etme. Allah seni o yöne yönlendiriyordu öyle. Allah herkese bir şey vermiş, yetenek vermiş, bir umut vermiş, bir yaş vermiş. Senin yaşın 30. Hastalarının ölen yok. 100 yaşında ölüyor, ölmüyor. Sana Allah bir ömür vaat etmiş. Ha, o ömrün geldiğinde bir şey mani olacak, sebep olacak, ölecek. Emekliyim, emekliyim. İşte şimdi ben hiç çiftçilik yapmadım. İnekçilik de yapmadım. Zaten anamın babamın fazla bir tarlaları yoktu. Babam öldü. Anam kaldı. Anam da 85'te öldü. Anam ölünce abimle abama ben tarlalara girmeyeceğim ama aga, bana evi verin, tarlalar sizin olsun dedim. Tamam dediler, bu evi bana verdiler. Onlar tarlaları aldılar. Ben hiç çiftçilik yapmadım, malcılık da yapmadım. Çalgıcılığıyla devam ettim. Şimdi de şey olaraktan, hope olaraktan kemana yapıyor, onunla uğraşıyor, vakit geçiriyor. Televizyonda gördüm, ben bu kemanı yapabilir miyim acaba dedim. Bir kabak buldum, şey ettik, düzen tutturamadım. Bir iki tane bozduk, ondan sonra düzen tutturduk. 95'ten beri yapıyorum. İşte dışarıda benim aletim bışkı, dört bir keser, bir de burgu, tamam. Dört şeyle elde yapıyorum ben yani. Torna morna yok. Elimde keserle. Kimse öğretmedi. Kendi kendime yaptım.
kafası çalışıyor. Şimdi bu ölmek gibi değil. Bazı üniversiteye derse girecek olanlar oluyor imtihana. Geliyorlar bundan ders alıp gidiyorlar. Kültür nereden geldi, nereden yapıldı, ne oldu bu anlatıyor. Gidiyorlar imtihana giriyorlar, kazanıyorlar. Buna teşekkür ederim. İşte yetenek dedim ya. Hani işte kafası bak, çalışıyor. İşte bu Atatürk resmini gördüğün şey fotoğraf makinesinde çekilmiş gibi değil mi? Aa, Allah'ın bir yeteneği bu. Vesikalık. Şu kadar şeyi işte gördüğün asker şeyi şu kadardı. Onu o kadar büyüttüm. Ciziyon. Kara kalemle ciziyon. Hiç usta yanına gitmedim. Kendi kafamla büyüttüm. Ha kalemle cizdim. Allah öyle yetenek vermiş bana. Ha. Bu davul yapar, zurna yapar, simsi yapar, kaval yapar, saz yapar. Hepsinin sanatı var elinde. Davulu kendim yaptım. Çaldığım zurnayı kendim yaptım. Yalnız sazı da yaparım da sazı yapmak için oygu keser, beseri var. Onlar olmayınca sazı da yap. Satın aldım, onunla çaldım. Onu da vazgeçtik karıştı 95'te. Zurnayı çalıyor. Evveli düğünlerde böyle aporlular mı var? Sazıla düğünde düğün etmiş, bu saz çalmış, halk oynatmışlar. Hepsini yapıyor bu. Ama ses yok da görüntüsü var. Görüntü var, ses yok. Yani tiyatroda orta oyunları yapardım maşalamalarda. Ha, tiyatro oyunu derler ya, düğünlerde, eskiden bizim burada düğünlerde maşalama yanardı ortaya. Orada davul zurna çalınırdı. Orta oyun çıkardı, orada orta oyunu çıkardım. Canı sıkıldıkça çalar, şey yapar. Bu hepsini biliyor. Kur'an düğünlere gider, vaktini buldum, cumasını geçirmez, namazını da şey yapar, Kur'an'da bir A'dan Z'ye varırsa hepsini sorarsan cevabını verir. Var çünkü almış kafasını hepsini. Tutam yar elinden, tutam çıkam da. Yaşı önemli değil. Sağlık önemli olan. Ya 15 yaşında da ölüyor, 90 yaşında da ölüyor. Allah'a çok şükür. Şimdilik sağlıklıyım. Kafa dönmesi oldu, unutkanlık geldi. Yani şimdi burada konuşuyoruz. 5 dakika sonra ne konuştuğumu unutuvuruyordum. Şimdi acık acık iyileşiyorum gari. İyileşti. Isparta'ya doktora gittim. Doktor muayene etti. Senin dedi baş dönmen dedi. Boynunda şat damarların daralmış. Kan pıntılaşması olmuş. Ondan kafan dönüyor dedi. Bir kafa dönme hapı verdi. Bir kan durdurucusu. Hala onları kullanıyorsun. Şimdi bir hala parça dedi, iyileştim. Doktor, yine Allah yardımcın olmuş dedi. Şat damarın beynine dedi. Kan damarın, şat damarın beynine atmamış dedi. Oluyordu daha kötü olacakmış. Ben de şimdilik çok şükür bir şeker görüyorlar bende, onu da sınırda diyorlar, perz ediyorsun. Çok şükür ne iniyor ne çıkıyor, perzime dikkat ediyorsun. Şükür Allah'ıma şükür, iyi şimdilik, hamdolsun Allah'ım. Korksan ne edeceksin? Ya korkmaya şey yok, korksan ne edeceksin? Kaçamağın var mı? Ölümden kaçma yok.
canlının hepsi ölüme tatacak. Mesela kuş, o da ölüyor. Daha da, affedersin, domuzlar, aslanlar, çakallar, canlı oldukları göre her şey ölümü tadıyor. Ölüm var, ölümden kaçış yok diye. Ölümden kaçış yok. İşim başı o diyorsun, ellere dile düşürmesin diyorum. Yatırıp kapılara bakıtmasın, köşelerde zor. Bakana da zor, çekene de zor. Bak bunun... Helal kazanç her yerde seni iyiye götürür. Haram yemeyeceksin. Doğru, yalan söylemeyeceksin. Şaşırmasın, imandan, Kur'an'dan ayırmasın diye dua edeceksin. Yalan söylemeyeceksin, haram yemeyeceksin. Dürüstlük seni her yerde kurtarır. Ben onu bilirim. İmanla, Kur'an'la götürmek nasip etsin Müslüman kullarımızın hepsine. Ya milyar paran olsa sağlığın yerinde olmadı mı? Para niye yarar ya? Para gelir geçer ama sağlığın olmadı mı? Paran olsa da boş, şey olsa da ya. Allah'tan sağlık. Yatırıp kapılara bakıtmasın. Üç gün yatak, dördün yüzü toprak. İstediğimiz bu.